Manşete hoş geldiniz. Sürekli soruyorlar efendim, Türkiye haberlerini takip etmekten sıkılmadınız mı? Ya da psikolojinize iyi geliyor mu? Yani gelmiyor mu? Buna buna nasıl dayanıyorsunuz? Nasıl katlanıyorsunuz? Ya da efendim bırak yahu. Yani sen mi düzelteceksin? İşine gücüne bak. Böyle sorularla veya böyle düşüncelerle çokça muhatap oluyorum. Euronews'ta bir haber var. Takıntılı şekilde haberleri takip etmek sağlığınız için çok kötü olabilir diye. Tıklayın okuyun. E, 24 Ağustos tarihli bir haber. Ben öyle bakmıyorum tabii. Ben Türkiye'deki haberlere bakarken Türkiye'yi bir anlamda laboratuvar gibi ele alıyorum. Tıpkı bir anlamda hani ruh hastalığı olan, ruhsal problemleri olan e, kişilerle uğraşan, ilgilenen psikiyatristler gibi bakıyorum. Haliyle sinirlerim hali sağlam gelen eleştirileri, gelen yorumları büyük bir olgunlukla okuyorum. Oradan çıkarmam gereken dersleri çıkarıyorum, vermem gereken cevapları hazırlıyorum. Dikkat almamam almam gereken şeyleri de dikkate almıyorum. Yine hayatımdan çıkarmam gereken, hayatımda olmaması gereken e, isimleri, kişileri veya hesapları da anında hayatımdan çıkarıyorum. Yani blokluyorum. Bir daha dönmemek üzere. Önüme bakıyorum. Oralara takılmadan. Haliyle bu sizi belli bir doğrultuda düzgün ve en azından istikrarlı tutuyor. Herkese de tavsiye ederim. Şimdi son günlerde Türkiye'de yaşanan bir takım hadiseler nerede bu savcılar dedirtiyor, çıkan yolsuzluklar, bir takım isimlerin ortaya dökülmesi, yargı mensuplarının aralarında olması filan insanları hayrete düşürüyor. Mesela ben bunu hayret etmiyorum, sadece ibretlik bir biçimde. E, hadiseler olarak değerlendiriyorum ve gerçekten büyük bir ibretle seyrediyorum çünkü bu yolsuzluklar 10 yıldır ayuka çıkmış durumda e, festivaller iptal ediliyor herkes böyle bir şey olabilir mi derken yahu gezi eyleminden beri bu durum böyle yani iki kişinin bir araya gelmesini engelleyen istemeyen bir iktidarı var başınızda festival iptalleri yeni değil ki festival ve benzeri organizasyonların iptali İstiklal'de hangi eyleme izin veriyorlar festivalleri de bir eylem olarak düşünüyorlar. Bir protest eylem. Beşli çete üzerine eleştiriler. Aman işte efendim Beşli çete işte İyi Partili Bilge Yılmaz demiş ki devlette devamlılık esas işte biz onlarla oturup bakacağız falan. Öteki, ö, ö, öte taraftan gerek kendi lideri Meral Akşener gerekse Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri hesap soracaklarını ve Beşli Çete'ye verilenlerin elinden alınacağını falan söylemişti. Ya o Beşli Çete de yeni değil ki. Beşli çete 2013 özellikle 25 Aralık soruşturmasıyla ortalığa dökülmüş bir çete. Milletin ağasına koyan adam Mehmet Cengiz'di. Beşli çetenin bir numaralı üyesi. Ve bu adam 10 yıldır var yani. Şimdi beşli çete aşağı beşli çete yukarı. Savcılar nerede diye bir de sormazlar mı? Bir de yani işte son birazdan bakacağız. Son günlerde dolaşan bir video işte efendim İran ajanları devrede savcılar onlarla iş tutmuşlar işte efendim bir takım savcıların kadın zaafı varmış bir takım savcıların para zaafı varmış bununla tuzağa düşürülmüşler bilmem ne isim isim de veriliyor filan ya arkadaşlar bütün bunların hepsi bunlar 10 sene evvel 8 sene evvel 11 sene evvel neyse selam tevhid soruşturması vesaire hepsinde tek tek ortaya döküldü vardı yani İşte bu hadiselere ibretlik derken ona bakıyorum. Yani 10 sene sonra Amerika'nın yeniden keşfi gibi oluyor. Diyanet, yahu yeni değil ki. Şu anda Diyanet İşleri Başkanının işte açılışlara, askeri törenlere falan da katılıp dua etmesini falan eleştiriyorlar. Yahu işte Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber işte Diyanet sahaya inecek, AKP için oy toplayacak bilmem ne. Ya arkadaş bu yeni mi? Sanki 10 senedir yoktu, yeni oldu. 10 yıldır 12 yıldır hutbeleri takip ediyor musunuz? Bir tane muhabir gönderin herhangi bir camiye cuma namazında o hutbeyi dinlesin notlarını alsın dönsün haberleştirsin. 10 yıldır 12 yıldır insanların zihinlerine diyanet hutbeleriyle giriyorlar. Beyin yıkama böyle başlıyor böyle devam ediyor. Şimdi neymiş efendim? İmamlar AKP için sağ çalışması yapacakmış. Günaydın yani. Böyle savcılar olabilir mi de yine muhalefete de bir bakmak icap ediyor. Hakim Savcılar Kurulu üyelerinin seçiminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan işbirliklerine beraber e, iş tuttular. Rütü'ye birlikte üye seçiyorlar, yüksek kurullara orada birlikte üye seçiyorlar. Hakim Savcı atamalarında falan da aynı şekilde. Hakim Savcı HSK üyelerinin filan şeyinde. Orada da gene CHP kontenjanı var, şu var, bu var. Muhalefet kontenjanı var yani. Orada iktidarla iş tutmuyor musunuz? Madem bu yapıya Tüm, tümden karşısınız. Madem diktatör diyorsunuz, madem yargı bitti diyorsunuz, o zaman bu sistemin içinde olmayacaksınız. Oynamayacaksınız. Oynuyorsunuz ama. Sonra da enteresan bir şekilde hemen her hadise hadisede iot gibi çıkıp işte şucuların dönemi, bucuların dönemi, siz bunları bunlar müsallat etti, bu getirdi. Yetmez ama evetçiler, birazdan bakacağız yetmez ama evetçiler meselesine. Susmadık biz. Hiç susmadık. Yıllardır konuşuyoruz. Periskop'ta başladığımız 2017'deki yayınlar YouTube'da devam ediyor. Ondan önce televizyonlarımıza çöktüler. Ekran bulamadığımız zaman yazdık, tweet attık. Ama doğrudan ya da dolaylı havuza bağlantılı Doğan'da, Ciner'de, Şahenk'te çalışan insanlar biz oradaydık, biz buradaydık, biz referanduma hayır dedik, biz gezideydik bilmem ne filan diye ahkam kesiyorlar. Şimdi bunları takip ettiğimde çıldırmıyorum ben. Sadece ibretlik bir biçimde mahalledeki manzaraları, mahalledeki isimleri takip ediyorum. Biz oradaydık. Biz o zaman da itiraz ettik. Hiçbir şeye itiraz etmedin. NTV'de çalışıyordun ya. CNN Türk'ün ekmeğini yiyordun. Gıkın çıkmadı. Şahenk'teydin. Ciner'deydin. Hala da oradasın bazıları itibariyle. Tuhaf. Sedat Peker'in açıklamalarından bir beklenti var. Neymiş efendim? Seçime 2 ayak kala konuşacak. Yani yapmazsa patlayacak onu söyleyeyim. Büyük bir beklenti oluşturdu. E, büyük bir kredi satın aldı. Yapmazsa e, Peki yaparsa ne olacak? Yapmazsa ne olacak? Ayrı bir tartışma. Yaparsa ne olacak? Bugüne kadar ortaya çıkan şeyler neyi sarstı, neyi değiştirdi, neyi düzeltti? Süleyman Soylu ile ilgili ortaya çıkan konuların haddi hesabı yok. Adam hala orada duruyor. En son işte askerlere ayetel kürsü ile çıkın falan filan diyordu. Yaptığı konuşmada. Sedat Peker'in evi gasp edilmiş millet karalar bağlıyor. Yani kendi mahallenizden birisinin evi gasp edildiğinde gasp, Başkasının evine çöküldüğünde e, o kamu malıydı, haksız hukuksuz elde edilmişti. E, kamu malının kamuya iadesi normaldir falan. Tuhaf, tuhaf. Yavaş mı Kılıçdaroğlu mu? Hayır şeyden sapmıyorum. Birazdan zaten o konuya da bakacağız ama esasen hepsi bununla ilgili. Bütün bu yayın boyunca konuşacaklarımız. Şimdi e, Timur Soykan bir günün e, zannediyorum 8-9 dakikalık bir video paylaştı YouTube'da Bir Gün TV kanalında. Oradan bir iki dakikalık kesilen bölüm işte biraz evvel bahsettiğim İran ajanı, İran ajanları, savcılar vesaire dolaşıma girdi. Ve enteresan bir şekilde ben o videoyu seyrederken önce kısasını sonra uzununu seyrettim. E, Timur Soykan e, savcıların isim isim veriyordu. Ve... E, şunu düşündüm. Dedim ki ya bu Timur Soykan yürek yemiş, isim isim savcıları şifre ediyor ya da burada başka bir şey var. Sonradan ortaya çıktı ki Hakim Savcılar Kurulu o savcıların meslekten çıkarıldığını, görevden uzaklaştırıldığını açıklamış. Şimdi burada iki şey ortaya çıkıyor. Burada da isim isim var. Burada da iki şey ortaya çıkıyor. Bir, bu savcılar hakkında işlem yapılmış, görevden uzaklaştırılmış bu bilgiyi alan Timur Soykan o videoyu çekmiş olabilir başına bir şey gelmeyeceği rahatlığı içerisinde. Bir böyle bir ihtimal var bilmiyorum. Spekülasyon yapıyorum şu anda. 2. Yani bu zaten Timur Soykan'ın anlattıklarını teyit eden bir gelişme. İşte diyor filan 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 hakkında diyor gereken işlemleri yaptık HSK açıklaması. HSK'nın içinde iktidarın olduğu kadar muhalefetin üyeleri de var başta söylemiştim. Bir yandan da teyit ediyor HSK. Böyle bir dönem. Devam edelim. Evine el konuldu. Kimin? Sedat Peker'in Cumhuriyet Gazetesi'nde Bora Erdin isimli haber. Peker'in avukatı öyle bir hile yapmışlar ki çevredeki evler faydalanmış. Bir tek Peker'e ait ev Milli Parklar alanına dahil edilmiş diyor. Beykoz'daki mülkü Milli Parklar ve bahçelere devrediliyor. Ve Sedat Peker bunun üzerine Deli Çavuş hesabından bir dizi tweet attı. Ve o tweetlerde bir sürü isimlerden bahsediliyor, suça karışmış insanlardan bahsediyor vesaire oralara girmeyeceğim okursunuz. Zaten yüz binlerce kere okundu veya RT'lendi. Ayrıca en başta da söyledim bu tür ilişkilerin ortaya çıkması herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Ben şu anda tek tek o isimler doğru muydu değil miydi? Sedat Peker'in anlatımlarını teyit edecek, o isimleri bir kere daha gündeme getirecek halim yok. Fakat şurada bir şey söylüyor. Diyor ki Beni tahrik edip seçimden önce elimdeki cephaneyi kullanmamı istiyorlar. Çünkü diyor insan hafızasının 1-2 aylık olduğunu onlar da biliyor. Akıllıca davranıyor. Diyor ki ben şimdi diyor elimdeki cephaneyi boşaltmayacağım. Çünkü diyor bugüne kadar ki ifşaatımdan dolayı hiç kimse harekete geçmedi. Şimdi de bir şey söylersem o da güme gidecek. Dolayısıyla diyor ben elimdeki cephaneyi böldüm. Seçime 2 ay kala paylaşacaklarım ayrı. İkinci tura kalırsa paylaşacaklarım ayrı, seçimden sonra paylaşacaklarım apayrı. Şimdi burada bir strateji belirlemiş Sedat Peker ve Sedat Peker cephesi. Önce paylaşacakları, birinci turda kimse yüzde bulamazsa, birinci turla ikinci tur arasındaki bir haftalık dönemde paylaşacakları ki o da ikinci tura etki etmeye dönük, ikinci turdan sonra paylaşacakları. Yani bu şu anlama geliyor, ikinci turda Erdoğan kazanırsa paylaşacakları, bu bu anlama geliyor. Çünkü şöyle de bir risk var, bunu kimse telaffuz etmiyor ama biz telaffuz edelim. Birinci turda, ikinci turda ne olacak, birinci birinci turda ne olacağına dair çokça spekülasyon var ama ikinci turda diyelim ki Erdoğan'ın istediği bir sonuç çıkmadı. Sarayda oturan Erdoğan sandığı devirmek için elinden geleni yapmaz mı? 2015'te yaptı. Hükümet kurdurmadı. Geçici hükümet kurdurdu. Şunu yaptı, bunu yaptı. O 4-5 aylık dönemde Kasım'da bir daha seçime götürdü ülkeyi ve sonra ne olduğunu biliyorsunuz ki. O zaman Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak yasal yetkisi yoktu. Başbakanlık sistemi vardı. Yani eski anayasa halen geçerliydi. Şimdi aynı şekilde ikinci turda Erdoğan istemediği bir sonuç ortaya çıktığında Erdoğan bu seçim sonuçlarını tanıyıp görevi devredecek mi zannediyorsunuz? İşte bunun üzerine de e, belli ki Sedat Peker cephesi bir çalışma yapıyor. Erdoğan'ın görevi devretmeme ihtimali üzerine seçim ikinci tura kalırsa paylaşacaklarım ayrı, seçimden sonra paylaşacaklarım apayrı diyor. Evet. Canımı bu şekilde yakacaklarını bildiğim için ani taarruzlar için ayırdıklarım da farklı farklı demiş. Yani ani taarruz da yapacağım diyor. Canımı da diyor bu şekilde evime falan filan el koyarak yakmaya çalışıyorlar falan filan. Her neyse. Sedat Peker'in evinin milli parklara devredilmesine Yılmaz Özdil'in kanına dokunmuş. Dünyanın her yerinde bunun adı gasptır falan diyor. İşte mahalle böyle. Kendinden olursa gasp, kendinden olmazsa kamunun malı kamuya devredildi o arada Emre Olur paylaşmış ki Sedat Peker'in basın müşaviri gibi çalışan ve yer yer Sedat Peker'in bu hesap üzerinden de tweet paylaştığı bir isim diyor ki savcılarımız Sedat Peker'in anlattıklarına istinaden tek bir soruşturma başlatmazken şarkıcı Gülşen hakkında bir saat içinde soruşturma başlatıp gözaltı kararı vermiş falan. Şimdi Gülşen mevzusu var ona da birazdan bakacağız. Şimdi burada da gene daha önce anlattıklarımı havale ediyorum yani savcı mı kaldı ülkede harekete geçecek ayrı bir şey yani. Yine e, Yılmaz Özdil de benzer e, bir tweet atmış e, Sedat Peker açıklamaları karşısındaki sessizlik e, kanıtlıyor ki ana muhalefet politbürosunun ve kiralık medyasının misyonu AKP'yi iktidarda tutmak burada duran saat iki defa doğruyu gösterir misal Yılmaz Özdil mühim bir şeyin altını çizmiş ana muhalefet politbürosu diyor. Ve kiralık medya misyonunun AGB iktidarda tutmak için çalıştığını söylüyor. O arada Gülşen'e bakalım. Gülşen'in Nisan 2022'de verdiği bir konser veya sahne çalışmasında ettiği sözler bir anda gündeme geldi. Birileri kaydetmiş ve o kayıt dolaşıma girmiş. 4. ay nereye? 8. ay nereye? 4 ay sonra... İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi diyor bir şeyden bahsederken sapıklığı oradan geliyor diyor. Sabah gazetesi başta A Haber başta her yerde 9 saniyelik bu video dönüyor. Bir kere laf bir facia ayrıca yani bir nefret suçu vesaire ne derseniz deyin ee, bir fikir hürriyeti değil. Bir kere onun altını çizeyim ama şu anki ortamda e, ne derler ilahlar adeta kurban ararken elbette Gülşen de bundan payını aldı ve işte bir böyle cimere yapılması düşünülen işte şikayet metni falan elden ele dolaştırılarak Gülşen tutuklansın hashtag ile bir gözaltı işlemi yapılsın tutuklansın şeyi oldu ve şu anda işte Gülşen'in başı bir anlamda bu ettiği sözlerden ve hakkındaki bu yoğun şikayetten ve Twitter sosyal ağlar kampanyasından dolayı belada evet. o arada konser iptalleri devam ediyor yine bu ekip öyle bir mücadeleye başladık. Yani seçim gelmeden esasen propaganda faaliyeti başladı bir yandan. Yani sahadalar bugüne kadar 14 konser, etkinlik, festival neyse bunu iptal ettirmekle övünüyorlar ve bunu da böyle listelemişler. Bunları 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 bunlara biz iptal ettirdik diyorlar. Evet. Hatta en son Fethiye Belediye Başkanı açıklamış. E, Milyon Fest Fethiye 1-4 Eylül arasında yapılacakmış. Kararın gerekçesi yok diyor. Valilik iptal etmiş kendilerine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor falan ya bu tür konuşmaya gerek yok tabii ki iptal etmeyecek falan falan sonra da şu ortaya çıkmış İşte efendim ekolojik denge bilmem ne <laughs> mevzuata o kadar iyi biliyorlar ki yeri geldiğinde ekolojik denge yeri geldiğinde kamu güvenliği her neyse tıraş şimdi oradan dönelim biraz da e, iğneyi kendimize batıralım yani muhalif cephe. Biraz evvel bahsettim yani e, muhalefet politbürosu falan filan deniliyor ya işte yani muhalefet 10 yıldır bu işlerin neresinde. Barış arkadaş e, Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak e, gündeme getirdiği iddiaların üzerine e, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Etiler Polis Okulu arazisindeki inşaat ruhsatını iptal ettiğini duyuruyor. Canan Coşkun benim bu haberi yapmamın üzerinden 84 günü geçti. 84 gün önce de o inşaat kaçaktı, Durdurul, durdurulması gerekiyordu vesaire. Yani e, buradan şu ortaya çıkıyor tepkiler üzerine İstanbul etiler polis okulu arazisindeki ruhsat iptal edildi. Ekrem, Ekrem Başkan gereğini yaptı. Bakalım öyle mi? Gerçekten bakalım öyle mi? Neticede 36 katlı 3 gökdelenden oluşan Boğaz manzaralı lüks rezidans projesindeki İBB hisseleri 2001 sonunda proje ortaklarından yapı ve yapı inşaata 2 milyar 80 milyon TL dolarda değil TL karşılığında devredilmişti. Yani bu işlemin hesabını sormak gerekiyor. Yapı ve yapı kim? Erdoğan, yani Hasan Yeşil da. Ekrem İmamoğlu'na bunu sormak gerekiyor. Şimdiki ruhsat iptali değil. Bu satış, bu devir sorulması icap ediyor. Gene Diken.com.tr'nin ulaştığı Kiptaş yetkilisi işte bir takım şeyler filan en son hisse devriyle ilgili satış protokolünün ticari sır olduğu gerekçesiyle paylaşılmadığını bildiriyor. Diken.com.tr Kiptaş'tan en azından satış protokolüne falan ulaşmaya çalışmış. Yani yeri geldiğinde muhalefet de CHP'li İstanbul Büyükşehir'de aman ticari sır falan şeyine bir iktidarı eleştirmiyor musunuz siz her şeye ticari sır muamelesi yaptığı için her şeye yayın yasağı getirdiği için her şeyin üzerine yattığı için. Atilla Yeşilada'da okuyan yazan bir isim ekonomist ben de görüşlerine itibar ediyorum Habertürk çatısı altında yıllarca birlikte program yaptık. İyi tanırız birbirimizi işte halkçı icraat diyor İBB'nin Etiler Polis Okulu arazisindeki inşaat ruhsatını iptalini halkçı icraat mı bu Atilla Yeşilada haberin önün arkasını bir okusana. Sözcü gazetesi Ekrem İmamoğlu baktı sıkıştı toparlamak için Boğaz'a nazır yeşil alan Erdoğan ve yedi bakanın imzasıyla imara açıldı. Kupon arazinin rantı için İBB'yi devre, devre dışı bıraktılar filan falan İBB İmza, Ekrem İmamoğlu imzalamamış kararı. Bir yandan tabii sözcü de İmamoğlu'nun Etiler Polis Okulu'nda e, çizilen durumunu düzeltme çabası içerisinde. Dönelim Mansur Başkan'a bakalım Ankara. Melik Gökçe'nin başlattığı bir yol projesi vardı. Ottü'den geçen yol. Yolun dört buçuk kilometresi Ottü'den geçiyor. Hatırlayın 2017 yılında ortalık yıkıldı. Ottü'lü öğrenciler ayağa kalktı. Mezunlar ayağa kalktı. Medya yayınları yapmayız yaptırmayız falan falan. Neticede Melik Gökçe'nin kepçeleri girdi bölgeye. Kesti ormanları açtı yolu. Fakat o durum devam ediyor hala. Yani Mansur Yavaş da bu durumu sürdürüyor. Ottü'lüler 26 Temmuz'da ODTÜ yolunda çalışmaların yeniden başlatıldığını duyurmuşlar. Peki medya? Medya kuruluşları Mansur Yavaş döneminde sadece ve sadece Ankara Büyükşehir'in resmi açıklamalarına yer veriyor. Böyleyken böyle. Evet iğneyi kendimize batıralım derken evet bu yayın bazılarını rahatsız edebilir bazılarının hoşuna gitmeyebilir ama durum bu. Olaya her iki taraftan da bakmak durumundayız. Mansur yavaş derken Mansur yavaşın adaylı adaylığı söz konusu. Birazdan ona bakacağız. Olay Mansur yavaş mı Kemal Kılıçdaroğlu mu noktasına geldi ama Mansur yavaş mesela Devlet Bahçeli'ye 2011 yılında bir mektup yazmıştı ve bu mektupta referandumda hayır cephesinde yer almanın hani yetmez ama evet hikayesi var ya 12 Eylül 2010 referandumunda hayır cephesinde yer almanın son derece yanlış olduğunu belirtmişti İşte orada yazıyor okuyun ama şimdi kimse Mansur Başkan'a Mansur Yavaş'a ama sen yetmez ama evetciydin 12 Eylül 2010 referandumunu savunuyordun falan demiyor mektup ortada duruyor çünkü bu mektubu 2011 yılında Mansur Yavaş basınla da paylaştı sonra da ayrıldı zaten MHP'den evet kimine öyle kimine böyle dönelim yavaş yavaş bu adaylık kulislerine geleceğiz Meral Akşener Karar TV'deki yayında şu satırların altını çizmiş efendim. İnsanları açlığa mahkum edemezsin. Ergenekon balyoz davalarında cezaevine girenlerin özlük hakları devam etmiş. 12 Eylül'de abim eziyet gördü, işten atılmadım, babam da atılmadı. At izi it izine karıştı. Peki bunları söylemek için 6 yıl beklemek mi gerekiyordu? Suçun şahsiliği. Bir kişinin yaptığı, yani yaptığından dolayı bütün özlük haklarının gitmesi, emekli maaşına, bütün şeylerine, mal varlığına, şuna buna her şeye çökülmesi vesaire vesaire, ailesinin, eşinin, ne bileyim, çoğunun çocuğunun yedi ceddinin başına gelenler. Meral Akşener bunun altını çiziyor. Geç de olsa, geç de olsa güzel açıklama, iyi haber. Ne diyeyim yani? Orası Türkiye. Şimdi dönelim. Ee, Burak Avuncu, hafta sonu 20 Ağustos. Habertürk yayınına çıktı ve orada sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş dedi. Meral Akşener'in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz dedi. Sonra da Cumhuriyet Gazetesi'ne bu açıklamaları değerlendirdi. Çünkü bu açıklamalar büyük gürültü kopardı. Hayrola Altılı Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu ismi öne çıkarken Buğra Kavuncu ne yapmaya çalışıyor? İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı. Cumhuriyet Gazetesi'nde konuya açıklık getirirken sahada Mansur Yavaş'ta bir ağırlık var özellikle Cumhur İttifakından kopmuş, vazgeçmiş seçmenin tercihleri noktasında onun lehine bir ağırlık görüyoruz demiş. Yani görüşünü sürdürmüş. O arada Habertürk yayınında e, dört e, gazetecinin karşısına çıktı, tek başına çıktı. Yani bir İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı olarak iki saat boyunca Habertürk'te tek başına dört gazetecinin sorularını yanıtladı. Dolayısıyla bu yayın Sıradan bir yayın değildi. Planlı programlı bir yayındı ve bu yayında edilen o sözlerde de elbette e, düşünülerek edilmiştir falan gibi e, değerlendirildi bilmiyoruz. Ama neticede bu yayın sıradan bir yayın, sıradan bir açıklama, sıradan bir demeç, ayaküstü bir konuşma falan değildi. Buğra Kavuncu'nun iki saat boyunca dört gazetecinin karşısında Habertürk'te 20 Ağustos'ta konuk edildiği programın kepslerini getirdim. Temel Karamolluoğlu ise ortak adayla çıkarsak seçimlerde aday kim olursa olsun %90 kazanırız. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlü ihtimal olabilir demiş. Haydi bakalım buyur buradan ya. İşte yavaş mı Kılıçdaroğlu mu derken buraya getirmek için ee, onu yani KJ'yi yazdım ama olay işte istediği şeye yerine geldi yani. Ya, yazdığımız yere geldi. Yavaş mı Kılıçdaroğlu mu? Temel Karamolluoğlu da masanın tercihinin Kılıçdaroğlu yönünde olabileceğinin altını çizmiş. Bunu Pelikan da satın almış. Pelikan'ın troliçesi sabahta Hilal Kaplan dünkü yazısında Mansur Yavaş mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyor ve o sarıyla işaretlediğim bölümde Görüldüğü üzere diyor CHP'nin üst yönetimi açıktan ve doğal olarak kendi genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmasını savunurken İyi Partili üst düzey yetkililerse Meral Akşener'in İmamoğlu'na abartılı övgülerini bir yana koyarsak Mansur Yavaş'ın adaylığına daha yakın bir portre çiziyor. Anlaşılan bilek güreşi halen devam ediyor ama son düzlükte bu iki ismin yarışacağı anlaşılıyor demiş. Pelikanı da heyecanlandırmış görülüyor bu hikaye. Evet. Gemi su aldı mı almadı mı? Aynı gemide miyiz değil miyiz bilmiyorum ama hepiniz aynı gemidesiniz diyesim geliyor. Fakat şu karikatür güzel özetliyor. Hepimiz aynı gemideyiz meselesini. Gemi işte efendim bir şelaleden aşağı böyle e, inmek üzereyken helikopterle helikopterle havalanmak üzere olan e, vatandaşın hepimiz aynı gemideyiz seslenişi çağrısı gibi. O arada Big Mac endeksine bakalım. Big Mac endeksi uluslararası bir endekstir ama Türkiye'ye uyarlamışlar. Ağustos 2021'de tam bir yıl önce tek menüsüz fiyat, tek e, Big Mac hamburgeri 22.99 TL iken 4 Ağustos itibariyle 67.99 olmuş efendim. Asgari ücretle Ağustos 2021'de 123 adet burger alabiliyorken şimdi 81 adet alabiliyormuşsunuz. Evet. Memduh Bayraktaroğlu diyor ki 3 yıldır bankaları ve döviz borcu olan özel şirketleri kurtarmak için halkı daha da fakirleştirecekler diyordum. Öyle oldu. Orta direği sildiler. 3 grup var. Açlık sınırında yaşayanlar, yoksullar ve zenginler. Eser Karakaşsa iş kazası istatistiklerine dikkat çekmiş ve AKP iktidara geldiğinde her gün 2.6 ölüm vardı. Şimdi 6'ya çıktı diyor. Hatta 6.7 yani iş kazasında ölümler 3'e katlanmış durumda. İş kazası ölümleri iş kazası denilerek geçilecek ölümler değil adeta cinayet. Hatırlayın son iş kazasında cesede işte kemer falan takmaya çalıştılar şirketin yetkilileri. Aman işte efendim güvenlik önlemini almış görünelim diye. O arada Amerika'da Wall Street'te çıkan bir haberde bir kulis haberinde Tüsya'da Rus Tüsya'da bir mektup yazıldı ve Rusya ve Rusya şirketleriyle neyse iş yapmayın. yaptırım var falan denildiği ifade edilmişti. Tüsya bu haberleri doğruladı ve mektubu Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile paylaştığını belirtti. Bakalım ne olacak? Rusya demişken Erdoğan Kırım Ukrayna'ya iade edilmeli çıkışıyla dikkat çekiyor. Bir o tarafta bir bu tarafta bakalım iş nereye gidecek ama iş uzayacak öyle görülüyor. Boris Johnson 5 Eylül'de başbakanlığı devredecek. Muhtemelen Liz Truss'a mevcut dışişleri bakanı. Üçüncü kez Kiev'e gitmiş ve 54 milyon sterlinlik ek askeri destek sözü vermiş. Ukrayna savaşı kazanabilir kazanacak demiş antiparantez. Bu da enteresan bir gelişme efendim. Avrupa son 500 yılının en büyük kuraklığıyla karşı karşıya sert bir kışa giriyoruz. Uzmanlar da bunun altını çiziyorlar. Ee, kışı atlatıp ayakta kalmak çok güç. Bakalım kimler ayakta kalacak? Bütün dünya itibariyle söylüyorum. Dünya demişken, dünya Türkiye'ye vize vermiyor. Özellikle Batı, Amerika. Vize eziyetine karşılık veririz diyen Mevlüt Çavuşoğlu yalan söylüyor. Çünkü, çünkü... Bu tür konularda karşılıklılık, eski dilde mütekabiliyet esastır. Yani size ne uygulanıyorsa siz de aynını uygulayacaksınız muhatabınıza. Halbuki Mevlüt Çavuşoğlu öyle yapmıyor. Mesela bu Haziran ayının haberiydi. Burada da e, konuşmuştuk. Norveç bir Schengen ülkesi ve oraya Schengen vizesiyle ancak girebiliyorsunuz ama Norveç vatandaşları değil pasaport Norveç kimlik kartıyla Türkiye'ye gelebiliyor. Hadi yapın bakalım bunu. Hadi İngilizlere Amerikalılara uygulayın. 1.8 milyon İngiliz turist gelmiş bu yaz ee, Türkiye'ye. Kesebilirler mi bunu? Hayır, kesemezler. Anca öyle üfürüyorlar efendim. Diyoruz ve bugünkü manşeti de böylelikle noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.